Bir tehdit görüyor musunuz siz de Türkiye'nin etrafında? Bugün bunun konuşuluyor olması tam yani da bu tehdidi biz bugün görmüyoruz. Bu tehdit var, her zaman var. Niye var? Siyonizmin yapısından dolayı var. Siyonizmin ideolojisinden dolayı var. Ve Siyonist varlık orada devam ettiği müddetçe bölgedeki bütün ülkeler için, hatta insanlık için bir tehdittir. İşte biz gördük. Bir yılı aşkın bir süredir özellikle. Yani 1948'den bu yana yapıyorlar da. Hatta evet. İsrail'in devlet olarak ilanından önce de çok zulümler işlediler. Ama özellikle 1948'den bu yana devam eden zulümler sürekli katlanarak geliyor. Ve en son 7 Ekim 2023'ten bu yana yapmış oldukları şey körlerin bile gözünü açtı. Yani görmek istemeyenler hariç herkes olayın ne olduğunu gördü. İlk başta olayı işte İsrail-Arap Savaşı olarak isimlendirdiler. 1967'de falan böyleydi. 1970'lerde böyleydi. Sonra küçülttüler İsrail-Filistin Savaşı. Sonra biraz daha küçülttüler İsrail-Gazze Savaşı. Sonra biraz daha İsrail-Hamas Savaşı. Halbuki aslında tam tersi. Belki İsrail-Arap Savaşı olarak başladı. Sonra İsrail'in bütün İslam'la savaşı. Sonra biraz daha büyüdü. İsrail'in insanlıkla savaşı. İnsanlığa karşı bir savaş yürütüyor. Yani insanı bütün değerlere, bütün uluslararası hukuk kurallarına, hepsine birden savaş açmış. Pervasız bir şekilde Birleşmiş Milletler binalarını vuruyor. Sadece camileri değil, kiliseleri de vuruyor. Savaşta bile vurulmaması gereken hastaneleri vuruyor. Savaşta bile öldürmemesi gereken çocukları öldürülüyor. Hiçbir savaşta kullanılmaması gereken kimyasal silahlar kullanıyor. Çocuk hastanesini fosfor bombasıyla vuruyor. Ötesi var mı bu işin? Yardım insanları aç bırakıyor. Gıdayı ve suyu bir silah olarak kullanıyor. Açlığı ve susuzluğu silah olarak kullanıyor. Giden yardım konvoylarından bir parça ekmek, bir yudum su alabilmek için sırada bekleyen insanların üzerine bomba atıyor. Önce bir çocuğu yaralıyor. Ona yardıma giden insanların sivillerin üzerine bomba atıyor. Yani geçmediği, çiğnemediği hiçbir şey kalmadı. Hepsi oldu. Bu ne demekti? Bunların hepsi oldu. Ve bunlar bize bir şey gösterdi. Bunu sadece Filistinlere yapmıyor. Amerikalı Rusya Kore'ye de yaptı. Başkalarına da yapar. Kim giderse gitsin, elinden gelirse, bunu yapma gücünü kendinde bulursa bütün insanlığı öldürecek. Ve şu anda onların ortaya koyduğu perspektif şu. Makineleştik. Yapay zeka devreye girdi. Bu kadar insana gerek yok. Dünya nüfusu 500 milyona falan inerse yeterli olur. Ellerinden gelirse emin olun milyarlarca insanı öldürecekler. Bu insanlığa karşı bir savaş anıdır ve insanlığın bunu görmesi lazım. Ve onların arz-ı mevut diye bir ideolojileri var. Ve bu arz-ı mevudun içerisinde hepimiz biliyoruz ki bizim yaşadığımız toprakların da bir kısmı var. Peki. Benim memleketim var. Benim adıma kayıtlı tapulu araziler şu anda İsrail kendi malı olarak görüyor. Arz-ı mevut da öyle görüyor. Bu arada Raşel Kore'yi almışken Ayşenur Ezgehgi'yi de bir kez daha rahmetli anladım. Allah rahmet eylesin. Yani o zulme karşı çıkarken hayatını kaybeden isimlerden biriydi. Dolayısıyla tehdit görüyorsunuz. Evet, öyle bir tehdit var ve bu tehdit yani böyle hafife alınacak bir tehdit değil. Peki. Çünkü İsrail sadece İsrail'den ibaret değil. Bugün yani aslında o katliamları sürekli tetikçi olarak İsrail'i kullanıyorlar. Belki İsrail bazen paralı askerler de kullanıyor ama asıl bu katliamları planlayan da, onun arkasında duran da, silahı, mühimmatı, istihbaratı, planı, projeyi veren de, belki kurmay akılla askeri danışmanlık yapan da Amerika'nın kendisidir. PKK-İsrail ilişkisine dair bildiğiniz somut ne var? Yani şimdi biz mesela Filistin'le ilgili paylaşım yapan birinin sosyal medya hesabına bakın, oraya şiddetle eleştiri yöneltenlere, özellikle mesela bizim yaptığımız paylaşımlara, tepki verenlere bakın, profillerini inceleyin, net bir şekilde görürsünüz. Ben söyleyeyim, ya FETÖ'cüler ya PKK'lılar oluyor. Sadece sizinle ilgili, herhangi bir şeyle ilgili yani. Bir Türk eğer İsrail'in yaptığı katliamları savunuyorsa ya PKK ile ilişkisi oluyor ya FETÖ ile ilişkisi ama oluyor. Ama bir Kürt Gazze'deki zulme dikkat çeken bir paylaşım yaptığında da ona genellikle PKK'ya yakın kişiler tepki gösteriyor. Ve İsrail'in yaptıklarını doğrudan olmasa bile doğru bir şekilde avukatlığını yapan çok sayıda insan var. Profillerini açıp baktığınızda net bir şekilde görüyorsunuz. Aynıları İsrail savunanlar ve şu anda yani şöyle bir şey de konuşuluyor. İsrail Lübnan'dan sonra yönünü eğer Suriye'ye çevirirse YPG'nin kuzeyden, İsrail'in de Siyonistlerin de güneyden, Şam tarafından ya da Dera tarafından Suriye'ye girip bir anlamda bir kıskaç şeklinde orada bir yeni bir işgal operasyonu başlatmaları da konuşulan planlardan. Peki. Tam böyle bir iklimde biz anayasada konuşuyoruz. Evet. Yeni anayasa süreci. Hüdapar nerede duruyor? İlk dört maddeyle ilgili bu arada tüm bu süreçlerde mutabık olduğunuz Cumhur İttifakı bileşenleri, AK Parti, MHP başta olmak üzere
Ve şimdi yeni süreç içerisinde Özgür Özel'in açıklamaları da hani riski gördük ve tamam biz de bunu destekliyoruz şeklinde kıvamında belki ilk aşamada değerlendirilebilirken. Evet. Dört madde konusunda siz hala aynı noktada mısınız? Yani bunlar evet. değiştirilemez maddeler konusunda ortada bu kadar net bir duruş varken siz değiştirmesi gerektiğini madde düşünüyor musunuz? Onu anayasanın ilk dört maddesi. Daha önce çok söyledik, bir daha bir düzeltme yapalım. Bakın Mehmet Akif, biz şunu söylüyoruz. Diyoruz ki 1921'de bir anayasa yapıldı. Meclis ne zaman açıldı? 1920'nin 23 Nisan'ında. O meclis Gazi Meclisi'ni hem Kurtuluş Savaşı'nı yönetti hem de yeni bir devlet kurdu. Doğru mu? Diyelim ki Cumhuriyet'in ilanından önce olduğu için 1921 Anayasası'nı onu kurucu irade olarak kabul etmediniz. Tamam, onu bir kenara koyalım, 1921 Anayasası. Ki 1921 Anayasası'ndan söz edildiğinde şiddetle tepki koyanlar var. Evet. Hani bunu kabul manasında dedi ama diyelim ki öyle. Peki, Cumhuriyet ne zaman ilan edildi? 29 Ekim 1923'te. Cumhuriyet nasıl ilan edildi? Çok kişi zannediyor ki hani sanki birileri çıktı işte bir kürsüden konuştu, biz Cumhuriyet ilan ediyor. Cumhuriyet böyle ilan edilmez ki. Ya da Cumhuriyet işte çıkıp bir miting meydanında arkadaşlar biz bundan sonra devleti Cumhuriyet şeklinde yapılandırdık dese Cumhuriyet olmuş olmaz ki. Nedir anayasa? Anayasa aynı zamanda devletin çatısını çatan bir hukuki ve siyasi metindir. Peki ne zaman devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu anayasaya girdi? Tam işte Cumhuriyet'in ilan edildiği 29 Ekim 1923. 29 Ekim 1923'te 1921 Anayasası'nda değişiklik yapıldı. Bu değişiklikte devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu birinci maddeye yazıldı. Hı hı. Şimdi o günden bugüne birinci maddede bir değişiklik yok. Daha sonra 1924'te yeni bir anayasa yapıldı. O anayasanın da birinci maddesi yine devletin şeklinin Cumhuriyet olduğunu söyledi. 1961'de darbeyle yeni bir anayasa yapıldı. Orada da aynı şey oldu. 1982'de yine bir darbe oldu. 1980'de 82 anayasasında da aynı hüküm var. Ama fark şu. 1924 anayasasında devletin şeklinin Cumhuriyet olduğuna dair hükmün değiştirilemeyeceğine dair bir hüküm kondu anayasaya. Niçin kondu? Saltanat yeni kaldırılmış. Meclisin içinde bile saltanat geri gelsin diye talepte bulunan bazı milletvekilleri var. Böyle bir risk oluşmasın diye anayasa öyle bir hüküm kondu. Dedi ki devletin şekli Cumhuriyet'tir, kimse bu hükmü değiştiremez. Teklif dahi edilemez bu. Evet. Bu hüküm. 1961 anayasası yapılırken gerekçe olarak dediler ki aslında ihtiyaç yok gelinen aşamada. Artık kimsenin saltanata dönme gibi bir isteği falan yok. Cumhuriyet rejimi oturdu. Ama madem 24 Anayasası'nda bu vardı, biz bunu devam ettirelim dediler. 1982 Anayasası'nı yazan ekip de, danışma meclisi de dahil, hukukçu ekip de dahil. Onlar da bir metin yazdılar ve yazdıkları metinde yine dediler ki devletin şeklinin Cumhuriyet olduğuna dair hüküm değiştirilemez. Değiştirmesi teklif dahi edilemez. Hı hı. Bize göre bu yeterli. Aslında gerekçe de bunu da söyledi. Dediler ki buna gerek yok. Öyle bir tehlike yok. Ama olsun, madem gelenek olmuş biz de bunu yazdık. Tamam. Ne zamana kadar? Ne zamanki metin Kenan Evren'in önüne geldi. O zaman değişti. Kenan Evren dedi ki siz 9. maddede bunu yazmışsınız. 61 Anayasası'nda 11. maddeydi. 24 Anayasası'nda 102. maddeydi. Değiştirilemez hükümler diye. Ben bunu değiştirdim dedi. Ya 9. maddeye gerek yok. Ben bunu 4. madde olarak düzenledim. Ve ben şöyle yazdım. Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğuna dair birinci madde hükmü, ikinci maddedeki Cumhuriyet'in nitelikleri ve üçüncü madde değiştirilemez. Bakın burada değiştirilemez dediği de üçüncü madde hiç değiştiremezsiniz, dokunamazsınız buna diyor. İkinci maddede Cumhuriyet'in niteliklerine dokunamazsınız. Diğer kısımlara dokunulabilir. Birinci madde de devletin şeklinin Cumhuriyet olduğuna dair hükmü değiştiremezsiniz. Farklı şekilde ifade edebilirsiniz ama devlet Cumhuriyet'te saltanat, maltanat bir daha olmaz. Saltanat ya da meşrutiyet ya da başka bir siyasi rejimle bu devlet yönetilmeyecek. Şimdi birileri ısrarla şunu söylüyor. Diyor ki bunlar Cumhuriyet'in kurucu değerleridir. O zamandan beri geliyor, biz buna dokundurtmayız. Siz bunların hangisinden rahatsızsınız? Biz anayasada değiştirilemez hükümler olmasının doğru olmadığını söylüyoruz. Anlatabildim mi?